yaşadıklarımız münferit 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 diyorlar. Bu akşam kayda geçsin izlemenizi tavsiye ederim size. Başarılı meslektaşımız Sedat Simavi ödüllü Murat Arel'in özel bir dosyası var. Yine bir istismar haberi yine bir çocuk Eşin içinde aile de var. İzleyiniz efendim bu akşam. Şimdi bir okul müdürü İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi İstanbul'un en iyi liselerinden birinin müdürü Cafer Koçyiğit. Bu yaşananlar iftira diye sosyal medya paylaşımında bulundu. Ailenin açıklamasını paylaştı. Aile dediğim işte o abi olacak kişi yanına oturttuğu diğer kız kardeşler onların açıklamalarını paylaştı. İftira dedi. İftira atıyorlar dedi. Saldırıyorlar dedi. Okulun müdürü bunu söyledi. O müdür hakkında soruşturma açıldı ama hala görevde. Bu okulun velileri de sabah okulun önüne gittiler. Biz bu müdürü bu okulda istemiyoruz demeye gittiler. Yoğun güvenlik önlemleri altında müdürü protesto ettiler. Bu müdürün bu yaptığı paylaşımı nefretle kınıyorum. Çok öfkeliyiz. Kız çocuklarımız var. Kız yatılılarımız var bu okulda. Hiçbiri güvende değil. Çocukları için endişeli veliler. Sınavda neredeyse bir yanlış yaparak girdiler bu okula. Türkiye'nin en akıllı çocuklarından. O okulun müdürü öyle bir paylaşım yaptı ki eleştirileri üstüne çekti. Cağaloğlu Anadolu Lisesi okul müdürü geçtiğimiz günlerde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismar olayına dair iftira açıklaması yapmıştı. Peşinden de mezunlar okulla ilişiğini kesmişti. Şimdi de okulun velileri okul müdürünün okulla ilişiğinin kesilip görevden alınmasını istiyorlar. Okul müdürü Cafer Koç Yiğit, bu istismar olayında çocuğun yanında değil halen yargı mercileri nezdinde şüpheli sıfatına sahip kişiler ve aile yanında yer almıştır. Üstelik bu olaya inanan herkesi ve özellikle bu konuda tepki gösteren biz velileri imansız olarak niteleyerek bir kez daha sarsılmamıza neden olmuştur. Bu paylaşımlar ilk olmayıp çocuklarımızın eğitim ve cam güvenliği konusundaki endişelerimizi daha da arttırmıştır. Soruşturma başlatıldı ama müdür halen görevinin başında. Velilerin de okul mezunlarının da tepkisi tam olarak bu duruma. Sözün bittiği yer 3 yaşında kızım var benim. Böyle bir şey olamaz yani. O yüzden buradayız. Yani bunu hak etmiyoruz biz. Ülke olarak da hak etmiyoruz. Çocuklarımız da hak etmiyor. Cağaloğlu Anadolu Lisesi Osmanlı'dan kalan okullardan 100 yıllık bir geçmişi var. Kız ve erkek yatılı okul aynı zamanda. Velilerin de endişesi bu yüzden 6 yaşında bir kız çocuğuna istismarda çocuğun tarafında olmamasına. Buraya aileler 13 yaşında çocuklarını bırakıyorlar. Öğrencilerimiz okula gelirken ayakları geri geri gidiyor. Milli eğitime bağlı proje okulunda böyle bir müdürün böyle bir açıklama yapmasını esefle kınıyorum. Ve bir an önce görevden alınmasını hatta ve hatta öğretmenlikten alınmasını dahi istiyorum. Okul müdürü halen okulda. Veliler de, öğrenci veli derneği de işte bu sebeple Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendilerini duymasını istiyor. Cağaloğlu Anadolu Lisesi müdürünün paylaşımları, kurduğu cümleler sözün bittiği yerdir. Çocuklarımızı emanet ettiğimiz sözde eğitimci bu kişi okul müdürlüğü yapamaz. Derhal okul müdürünün görevden alınmasını talep ederiz. Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde liyakat ve huzur yazılı bir çelenk hazırlayıp bir de İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne de bırakmak istediler. Ben, de ben, açmadım. Ben, açmadım. Ben, ben Polis izin verdi ancak çelengi havaya kaldırmayın dedi. Yazışı, istifa, yazışı, istifa. Sadece birkaç kişinin çelengi bırakmalarına izin verildi. Sizler bilmiyorum veli misiniz? Kız çocuklarınız var mı? Kendinizi anne baba yerine koyun. Ben kızımın 6 yaşında evlendirilmesine izin vermedim. Vermem de. Bir an önce görevden el çektirilirse hepimiz rahatlayacağız. Yazıcı, istifa, yazıcı, istifa. Bu toplumda laiklikle ilgili ciddi endişeleri olan, Cumhuriyet'in kazanımlarına dört elle sarılan çok ciddi bir toplum kesimi var. Ve o da geleceğimizin garantisi. İyi ki de varlar ve seslerini yükseltmekten de hiçbir zaman çekinmiyorlar. Türkiye 2023 seçimlerine bir kez daha bir kez daha başörtüsünü konuşarak mı girecek? 2023 seçimleri iktidar için bir başörtüsü referandumuna dönüştürme şansıyla birlikte mi gelecek? Meclisten iki maddelik anayasa değişikliği teklifine 400 milletvekili evet dese de bir evet karar çıksa dahi Cumhurbaşkanı Erdoğan yine de millete götüreceğim, referanduma gideceğim diyebilir. Ve böylece tüm ekonomik sıkıntılar, tüm başarısız yönetimle ilgili dertler hepsi bir kenara konulup Türkiye bir kez daha başörtüsünden yana mısın yoksa değil misin? ikilemiyle referandum ortamında mı seçim yapacak? E diyeceksiniz ki siyaset böyle. Siyaset oyunu bu. İki madde var biliyorsunuz. O iki maddeye de itirazlar var. Birincisi, evet başörtüsüyle ilgili bir garanti, bir güvence, temel hak ve hürriyetlerden yoksun bırakılamayacağına dair başörtülerin bir düzenleme var. Birinci maddede ama anayasanın eşitlik ilkesi var. Peki ya cübbeliler, sarıklılar, diğerleri, burkalılar, peçeliler, bu neyin kapısını açmış olacak? İkincisi, kadın ve erkek arasındaki e, nikah akdine evlilik denilir. Medeni kanun üstünde anayasa. İkinci düzenleme böyle. Bir kadın ve bir erkek değil. Çok eşliliğin kapısını açar mı? Hukukçuların çeşitli itirazlarını sıralamak mümkün. AKP'nin anayasa değişikliği teklifiyle ilgili. Ama iş siyasetin işi. Meclisten dediğim gibi 400... Evet, oyu çıksa dahi Cumhurbaşkanı Erdoğan haydi gidiyoruz referanduma diyebilir. Hep beraber bu anayasa değişikliğini şu anda 336 milletvekilimizin imzasıyla beraber Sayın Meclis Başkanımıza götürerek anayasa değişiklik teklifimizi vermiş olacağız. AKP'nin meclise sunduğu başörtüsü teklifinin yankıları sürüyor. O teklif karşısında gözler muhalefet partilerine çevrildi. En çok da CHP'nin tutumu merak ediliyor. Bu konu bu anayasa değişiklik teklifine rağmen konuşulmaya devam etmeli. Çünkü başörtüsü yasakları sistematik olarak Türkiye'de kadınlara yönelik olarak bir soykırımdı. Biz dedik ki kadının giyim kuşamı ile ilgili bu ülke artık bunu tartışma konusu yapmasın. Bunun için de bir yasa teklifi verdik. Ama onlar aile birliğini korumak adı altında medeni kanunda zaten var olan bir maddeyi de kelime anlamlarını değiştirterek tekrar bunun bizim söylediğimiz yasaya onu da ilave etmeye çalışıyorlar. Bunun amaçlarının ne olduğunu görmek lazım. CHP'den teklife ilişkin henüz net bir yanıt yok ama CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukukçu kurmaylarına bir rapor hazırlayın talimatı verdiği öğrenildi. Bu konuda MYK bunu en kısa zamanda görüşüp kamuoyuyla paylaşacaktır. T24'ten Eray Görgül'ün haberine göre raporda teklifin anayasanın temel ilkelerinin yanı sıra temel hak ve özgürlüklerle ilgili hükümlere aykırılık içerip içermediği incelenecek. TBMM'deki bütçe görüşmelerinden sonra gündeme gelmesi beklenen rapor önce MYK'da sonra parti meclisinde ele alınacak. CHP bu kurullarda yapılacak toplantıların ardından teklifle ilgili kararını verecek. Çoğunluğun genel idare kurulumuzda çoğunluğun eğilimi temayülü ise bu konuda olumlu bir ...kanaat içerisinde olduğumuz yönündedir. Yani evet yönündedir. İyi Parti Sözcüsü ee, Kürşat Fakat Zorlu... ...partisinin teklifle ilgili tutumunu... ...bu sözlerle açıklamıştı. Zorlu genel kanaatin evet yönünde olduğunu... ...söylese de teklifte riskli maddeler... ...olduğuna dikkat çekti. Ama o maddelerin hangileri olduğunu söylemedi. Bu metin... ...içerisinde... E, ...riskli gördüğümüz... ...ileride problem yaratacağını... ...düşündüğümüz bazı temel hususlar bazı ifadeler var. Bunların değiştirilmesi gerekmektedir. Birinci... Zorlu anayasa değişikliği teklifi için bağlayıcı bir karar alamadıklarını da ekledi. Tabi bildiğiniz gibi anayasa değişiklikleri konusunda gizli oylama olması sebebiyle biz burada bir bağlayıcı karar alamıyoruz. Grup kararı alamıyoruz. Doğru bulmuyoruz düzenlemedeki bazı maddeler ama yine de evet diyeceğiz diyecek mi muhalefet? Siyaset oyunu nasıl oynanacak önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bir kez daha Türkiye seçimi başörtüsünü tartışarak mı seçim ortamını geçirecek? İzleyicilerimizden Ayhan Mert iktidarın elinde başka malzeme kalmadı ki. Can simidi oldu başörtüsü düzenlemesi demekte. Az evvel Türkmenistan'a gittiğini söylediğim Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Genel Başkanı MHP Lideri Devlet Bahçeli ile iktidar ortağıyla görüştü gün içerisinde. MHP Lideri Bahçeli'yi evinde ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ikilinin görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü. Bu, bu bir saat zaman zarfında anayasa ee, değişikliği de ele alınmış olsa gerek elbette ve önümüzdeki süreçte Cumhur İttifakı'nın atacağı başka sürpriz adımları da görüşmüşlerdir herhalde bir açıklama yapılmadı zira bunlar tahmin ediliyor MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir saat baş başa görüştükten sonra Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı açıklamada az evvel söylediğim gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT ocağı kalmaz aralığın sonunda hallederiz dedi yani MHP lideri bastırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan bu düzenleme konusunda ikna mı oldu bilmiyoruz. Ancak Büyük Birlik Partisi var bir de. Hani üçüncü ortak desek olur mu? Olur herhalde. Büyük Birlik Partisi lideri destici de emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bugün yaş şartı yaş şartı kabul edilemez dedi. Ve bütçe buna müsaittir. Kaldırır bu ülkenin bütçesi EYT düzenlemesini diye açıklama yaptı destici de. Onu da ekleyeyim efendim. Bu arada bir görüşme daha vardı Ankara'da bugün. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan partisinin genel merkezinde Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi. Bu ikilinin görüşmesi de iki saat sürdü. Ve elbette Kılıçdaroğlu Davutoğlu görüşmesinde de AKP'nin anayasa değişikliği teklifi ele alındı. Ankara'da kulislerde konuşulan altılı masayı bir kez daha başörtüsüne doladı iktidar ee, sözleri var. Öyle mi olacak hakikaten? Altılı Masa'da bu AKP'nin anayasa değişikliği teklifi bir çatlak yaratır mı? Ya da bunun önüne nasıl geçilir? Davutoğlu Altılı Masa toplantısının e, yeni Altılı Masa toplantısı tarihinin e, önümüzdeki günlerde belirleneceğini inşallah kısa sürede bir araya geleceğiz bir kez daha diyerek duyurdu. Gayet güzel bir görüşme oldu dedi Kılıçdaroğlu da e, toplantı sonrasında. Mecliste de bir taraftan bütçe görüşmeleri devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhurbaşkanlığı'nın bütçesine geldi sıra. Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşmeleri sırasında da tansiyon zaman zaman yükseldi. KHK'lı akademisyenlerden tutun, iletişim başkanlığının tartışmalı uygulamalarına kadar birçok konuyu gündeme getirdi muhalefet. Anayasanın öngördüğü anlamda tarafsız bir devlet başkanı bulunmuyor, cumhurbaşkanı yok iki hükümet zaten kaldırıldı. Sistem ise bakanların ne zaman görevden alınacağı, nasıl alınacağı, hangi ölçütlerde alınacağı belli olmadığından örnek olarak sistem bile söz konusu değil. Kendisine oy veren yüzde elli milliyetçi, geri kalan yüzde elli terörize ilan ediyor. Ya böyle bir yönetim olabilir mi arkadaşlar? Biz bunu Hitler'de gördük. Biz bunu Mussolini'de gördük arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe maratonunda sona yaklaşıldı. Cumhurbaşkanlığı bütçe görüşmelerinde muhalefet peş peşe sıraladı eleştirilerini. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra kamuda yaklaşık 130 bin insan herhangi bir adli ve idari soruşturma yapılmadan sadece isimleri ekli listededir denilerek kamudan ihraç edildiler. İhraç edilmekle kalmadılar. O kadar nefret tohumu ekildi ki ağaç kabuğu yesinler diye suçlandılar. Cumhurbaşkanlığına bağlı kurumlarda eleştiri oklarının hedefindeydi. HDP'li Garopaylan, iletişim Başkanlığını George Orwell'ın 1984 kitabındaki Hakikat Bakanlığına benzetti. Amacı tek ses yaratmak ve buna aykırı her sesi de kriminalize etmek. George Orwell 1984 romanında Hakikat Bakanlığının tanımını yaptı ya işte tam o tanıma uygun bir bakanlık kuruldu propaganda bakanlığı. Ve ekonomi muhalefet milletvekillerinin tüm görüşmelerde olduğu gibi gündeme getirdiği ana konu enflasyon oldu. Sizin yıllık enflasyonunuz 20 yıllık ABD enflasyonu neredeyse iki katı Avrupa Birliği'nde daha düşük. Nerede dünyadan geliyor enflasyon? Sizin yanlış ve bozuk politikalarınız yüzünden geliyor. enflasyondan bahsedelim. Cumhurbaşkanlığı bütçesi mecliste görüşülürken Cumhurbaşkanı o Türkmenistan'da zaten Cumhurbaşkanlığı bütçesinin görüşmelerine katılmıyor. Fuat Oktay, atanmış Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay soruları yanıtlıyor, muhatap oluyor. Az evvel de Cumhurbaşkanlığı'nın envanterinde kaç uçak olduğunu sordu muhalefet milletvekilleri. Fuat Oktay aynen şu yanıtı verdi kaç uçak olduğu açıkça ortadadır. Envanterdeki uçak sayısını daha önce de açıkladık. Uçakların kanatlarını da siz sayın. Muhalefete Cumhurbaşkanlığı'nın uçaklarının kanatlarını sayın bakalım dedi. Fuat Oktay atanmış Cumhurbaşkanı yardımcısı. Baz etkisiyle enflasyon evet önümüzdeki